Herkese merhaba. İşte yine başladık. Hazır mıyız? Hello to everybody. We started again. Are you guys ready for the next one? In this tour, we are going to general revise again as the A1 level. All you have to do is to go on Google and type Kahoot. Let me show you how. And then enter it. And the first one, play Kahoot. Enter this one, click this one. And you're going to enter the pin code that I'm going to display on the screen. And then you will choose a nickname as the team name. And then click next. And afterwards, click the other one. Put a punctuation to the other one. Yapmanız gereken Google'a girmek. Google'a girdikten sonra Kahoot yazmak. Kahoot yazdıktan sonra çıkan ekranda Game Pin bölümüne birazdan göstereceğim pin kodunu girmek ve sonrasında team name bölümüne bir isim koymak. İsminizi yazdıktan sonra next'e bastıktan sonra nickname kutucuklarından bir tanesine noktalama işaretlerinden birini koyup sonrasında join tuşuna basmak ve Kahoot'ta bizimle oyun oynamak. İşte pin numaramız 73 924 1 73 924 1. Pin numaramız. Bekliyorum. Yes, enter this pin code to the game pin enter part on www.kahoot.it. If you can't search on Google, open another browser and type in www.kahoot.it. And then on the screen, for the next screen, you gotta enter the pin code, which is 739241, and press enter and choose a team name. Afterwards, press next and then put a comma or period and then press join. Then you are with us. Mustafa hoş geldin, Levent hoş geldin, Anıl hoş geldin, Elif hoş geldin, Turgay hoş geldin, Sezin hoş geldin, Ardacığım hoş geldin, Hamza hoş geldin, Onur hoş geldin, Ali Eren hoş geldin, Murat 5B'den hoş geldin, Sevilay, Alper, Duruşa. Bu akşam 69. Kahoot gecesindeyiz. Ve yaklaşık 3 dakika içinde başlıyoruz arkadaşlar. 26 sorumuz var. Ben size öğlen kahutunda söylemiştim. Hazırlıklı olun diye. Alper sen katılıyorsun demek ki. Levent hoş geldin. Levent demin çıktın geldin galiba. Ece hoş geldin.
Evet, 2 dakika içinde yarışmaya başlıyoruz. Hazır mıyız? Çalışmalarınızı yaptınız mı? Hasret hoş geldin. Hasret dün bayağı bir şey yaptı. Başarı gösterdi. Bakalım hızlı olan en yüksek puan alacak. If you are fast enough, you're going to get the highest point. So, are we ready? Last 2 minutes. Saat 20.40 itibarıyla yarışmaya başlıyoruz. Saatlerimiz 8.39. Bu arada saat tam 21'de. Hepimiz bir dakikalığına kaotu bırakıyoruz ve balkonlarda sağlık ekiplerini alkışlıyoruz. Bu bizim sağlık ekiplerine, aynı zamanda marketlerde, eczanelerde çalışan, bu zor günlerde bizler için çalışan, hizmetlerin aksamaması için hayatını tehlikeye atan bütün çalışanları da alkışlamak üzere saat tam 21'de hepinizi balkonlara bekliyorum. Biliyorsunuz devletimizin en başından en altına kadar herkes de buna katılıyor. Ve saat tam 21'de alkıştan sonra da ekrana alkış emojileri atmanızı istiyorum. Hazır mıyız? Var mıyız böyle bir şeye? Chat bölümünde göreyim. Dün bitmedi, bu akşam da var. Sadece dün akşam değil, her akşam minnettarlığımızı göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela bizim mahallede pek alkışlayan yoktu maalesef. Evet, başlıyoruz. Saatler 20.40. Tom, blah blah blah, me a nice gift for my birthday every year. Buraya geniş zamanda hangi fiil gelecek? Give mi, gives mi, gave mi, giving mi? Hemen tıklıyorsunuz. Hızlı hızlı tıklayan en yüksek puanı alıyor biliyorsunuz. Tom, blah blah blah, me a nice gift for my birthday every year. Yes, let's see. Are you guys ready? Okay, here we go. Turgay birinci sırada, Duruşah ikinci sırada, Elif üçüncü sırada, Hamza dördüncü sırada ve Anıl beşinci sırada. Bakalım diğer arkadaşlar da kaçıncı sıralarda yer almışlar dedikten sonra. Anıl'cım biraz geç kalmışsın yalnız. 885 puanın var. Turgay bayağı hızlı. 961 puanda. Ben size tüyoyu vermiştim. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. I need some money. Can you lend blah 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 some? You, us, me, them. Which one?
Sizin sitede kimse alkışlamıyor olabilir ama Duruşah'cığım bence sen biliyorsun sıradan değiliz bizler. Tepkisiz kalamıyoruz. Her şeyin hakkını vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla bence sağlık çalışanlarına da market çalışanlarına çünkü o da çok önemli arkadaşlar. Marketlerde açıksa bugün o arkadaşlarımız da orada çalışan arkadaşlarımız da hayatlarını tehlikeye atarak çalışıyorlar. Eczanelerde çalışanlar da öyle. Keza. Haksız mıyım? Cevapları buradan yazmıyorsunuz. Doğru cevabımız me. Can you lend me some? Diyor ki I need some money. Can you lend me some? Biraz paraya ihtiyacım var. Bana biraz para verebilir misin? Biliyorsunuz buraya object pronoun gelmesi gerekiyor. I need dediği için I'ın object pronounu yani me'nin gelmesi gerekiyor. Object pronounlar neydi arkadaşlar? Fiilin sonrasında gelen, özne normalde olduktan sonra fiilin sonrasında gelen, beni bana, seni sana, onu ona, bizi bize şeklinde anlamlar ifade eden me, you, them, us, sonrasında him, her ve it olan object pronounlarımız yani nesnel zamirlerimiz vardı. Bunlardan me'yi kullanmamız gerekiyordu. 14 arkadaşımız doğru cevap vermişler. Can you lend you olmaz. Kendi kendine zaten ödünç para veremezsin. You var burada zaten. Dolayısıyla you'nun yanında lend'den sonra me olması gerekiyor dedikten sonra işte sıralamamız. Birinci sırada Turgay, ikinci sırada Duruşah, üçüncü sırada Anıl. Dördüncü sırada Hamza, beşinci sırada Ekin var, Kevser, yedi sıra birden yükselmiş, verdiği doğru cevapla bu sorunun sonundaki en yükseğe tırmanan oyuncu olmuş. Tebrik ediyorum Kevser, congratulations because with the answer that you gave, you climbed up seven places. Congratulations. Now we go for the third question. John blah 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 play basketball really very well. Can, can't, is, isn't. Which one? Aferin Mustafa'cığım. Böyle oldu işte. Lütfen cevapları buradan yazmayın. Yazdığınız takdirde çünkü sizleri atmak durumundayım. En başta biliyorsunuz ki cevapları buradan yazmayacağız diye uyarılarda bulunuyorum. Burada okullar kapalı olduğundan dolayı birlikte İngilizce ile ilgili güzel vakit geçirmeye, aramızda küçük yarışlar yapmaya hedeflediğimiz, aynı zamanda her soru sonunda da neyin, neden, nasıl olduğunu konu açıklamalarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum çocuklar. Dolayısıyla birbirimize cevapları yazarak ne yapmıyoruz? İpucu vermiyoruz. Çünkü burada senin için kolay olan öbürü için zor olabilir. Ben verdim ne de olsa cevabı. Dur ben chatroom'dan atayım olayı yapmayayım. Yes, time is up. The correct answer is can. John can play basketball really very well. Arkadaşlar very well burada really very well. Gerçekten çok iyi demek. İpucumuz oluyor. Play basketball, basketbol oynamaktı. Şimdi şıklara baktığımızda şıklardan gidiyoruz bunda. Is play zaten olmuyor. Is playing olur. Isn't playing olur. Can't de very well de olmasından ziyade really very well. Burada olumluluğa yönelen bir refer var. Dolayısıyla doğru cevabımız can ile yapılıyor. 23 arkadaşımız da bunu bilmiş. Tebrik ediyorum. Sıralamaya bakıyoruz.
Sıralamada Turgay 1. Duruşah 2. Anıl 3. Hamza 4. ve Ekin 5. sırada. 1. ile 5. arasında 200 puan kadar puan var. Bakalım bu demek oluyor ki eğer biraz daha Ekin hızlı cevap verirse 1. olabilir. Tıpkı Hamza, Anıl ve Duruşah'ın olabildiği gibi. 9 sıra birden Selim ne yapmış? Tırmanmış verdiği doğru cevapla. Selim'cim seni de tebrik ediyorum. Sen de bu sorunun sonunda en yükseğe tırmanan oyuncu oldun. Tebrikler. Bu arada Levent'i görmek istiyorum 7N'den ilk 5'te. Dedikten sonra işte 4. soruda 2000 puandayız. 2000 points. Let's see what is the answer of this question. Mary wants to solve these problems, but blah 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 are really difficult. Aras'cığım güzel. Hazal, Hazal su mu? Hazal suysa iyi. Beraber yarışın. Sen hangi okuldansın? Daha doğrusu Bursa'dan mısın? Yes, Mary wants to solve these problems, but it, she, it, they are really difficult. Which one is the correct answer? Aras'cığım sen de katıl. Seni de bekleriz. Arkadaşlarına da söyleyip katılabilirsiniz. Şehirler arası bir turnuva olabilir. Evet 23 arkadaşımız doğru cevap verdi. Ama maalesef 8 arkadaşımızda doğruluk payı 0 olan cevaplar geldi. Ağır bizde burada nedir arkadaşlar? Burada özne için hangi şahıs zamirinin geleceğini ar belirliyor. It is, she is. It zaten iyilik sıfatı, o olmuyor. It's onun demek. İnsanlar dışındaki bütün canlı cansız varlıklar için. Ve they, they'in yardımcı fiili are'dı. Dolayısıyla doğru cevap they olması gerekiyordu. Türkçe anlamını bilmeseniz bile. Bu kuralları bildiğiniz takdirde bu soruyu 23 arkadaşımız gibi doğru cevaplayabilirdiniz. Sıralamaya geçelim mi? Bence de geçelim. Bakalım durumlar nasıl? Turgay 5399 puanda. Duruşah 5200 puanda. Anıl 5177 puanda. Ekin 4.'lüğe yükselmiş 5107 puanda. İkbal 5.'likte 4918 puanda. Bu arada Hazal 9 sıra birden yükselerek en yükseğe tırmanan oyuncu olmuş. Hazal'cığım tebrik ediyorum seni. Dedikten sonra bu arkadaşlarla beraber doğru cevap veren bütün arkadaşları tebrik ettikten sonra let's get to the next question. Are you guys ready? So am I. Let's go! Can you blah 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 this knife, this is not knife, this is knife, into the cupboard please? Knife diye okunmuyor arkadaşlar. Knife diye okunuyor. Burada K sessiz K. Knife diye okunuyor. Knife into the cupboard please. Put, get, use, put. Which one? WhatsApp'tan arkadaşlarınıza ya da sınıf öğretmeninize ya da İngilizce öğretmeninize ulaşarak bunu haberdar edebilirsiniz. Arkadaşlarınız da katılabilir. Çünkü hepiniz evlerdesiniz. Biliyorum çok sıkılıyorsunuz. Derslerimizi keşke okullar açık olsa da derslerimizi işliyor olsaydık. Eminim ki okullar açıldıktan sonra hepiniz mutlu şekilde okullara geleceksiniz. Ama şu an için biraz sabır arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gereken şu süreçte dışarıya çıkmamak ve tabii ki kişisel hijyenimize
Önem vermek, you gotta pay attention to your personal hygiene and wash your hands and face with lots of water and soap and don't touch your mouth, nose or eyes. Time is up! 18 people have known the correct answer. The answer is put. Can you put this knife into the cupboard, please? Yes, the answer is put, the red button. Let's see the scoreboard. Turgay is number 1, Durushah is number 2, Anıl is number 3, Ekin is number 4, and Iqbal, the best, is number 5. Iqbal, I'm waiting for you to climb higher. Okay, by the way, 4 players just hit answer strike of 3, and let's see the next one. Here is the next question. İşte bir sonraki sorumuz. Evet, son 2 saniyemiz. Hızlı hızlı çocuklar. Biliyorum bağlantı ama biliyorsunuz kod hatası verdiği için maalesef bir anlık dondu ve tekrar başladık. Böyle bir şey olduğunda ekran donuyorsa sakın kahuttan çıkmayın. Bağlantıyı ben tekrar çıkartıp tekrar başlatıyorum. Dolayısıyla kahuttan çıkma söz konusu değil. Yayın gidip geliyor. Onda da bir şey olmuyor. Sizin haklarınız devam ediyor. Bu arada maalesef o bağlantıdan dolayı sizlere ulaşana kadar herkes cevap verememiş olabilir ama bakalım. Birinci sırada Turgay var, ikinci sırada Durushah var, üçüncü sırada Anıl var, dördüncü sırada Ekin var, İkbal var, beşinci sırada. Üç arkadaşımız da cevapta, answer strike'te ne yaptılar arkadaşlar? Dört tane arka arkaya doğru cevap vererek, linklerinin yanında doğru cevabı vererek ateşlerini yaktılar. Dedikten sonra işte yedinci sorumuz. True or false? Bu cümle doğru mu? I am from Turkish. If it is true, hit the blue. If it is false, hit the red button. As fast as you can. I am from Turkish. Pay attention to this. Buna dikkat edin arkadaşlar. I am from Turkish diyor. Bu cümle doğruysa true'ya, yanlışsa false'a basıyorsunuz. Yaklaşık 3 dakika sonra saatler 21'i gösterecek arkadaşlar. Son 14 saniyemiz. I am from Turkey sizce doğru bir cümle ise, maviye yanlış bir cümle ise kırmızıya tıklıyorsunuz ve puanınızı, eğer doğruysa cevabınız, verdiğiniz cevap, alıyorsunuz. ...19 arkadaşımız var. Sağlamak değil, sallamak. Dedikten sonra Turgay 1. sırada 9817 puanda. Bakalım 10.000 puana kim daha önce gelecek? Gelen puanın yüksekliğine göre anlayacağız. 2. sırada Durushah var 9576 puanda. 3. sırada Anıl var 9394 puanda. Ekin var 9335 puanda. Ve 5. sırada
İlk Wild the Best var. 9293 puanla. Bu arada son 5 soruya arka arkaya doğru cevap veren 3 arkadaşımız var. Onların sayesinde de nicklerini ne yaptılar arkadaşlar? Yanlarında ateşi yaktılar. Şimdi saatler 21'i gösterecek. Soruya geçmeden bir beklemem lazım. Dedikten sonra sorularımızın devamına geliyoruz. Şimdi herkes hazırlığını yapsın. Cep telefonu elinde, dışarıya çıkmasın. Camdan en azından. Sağlık çalışanlarına alkışlama üzerine bakalım. Alkışlarında evet arkadaşlar, herkes alkış ikon emojilerini atsın. Devam ediyoruz. Aynen böyle. Bugün bizim mahallede bayağı bir alkışlayan oldu. Alkışlıyoruz sağlık çalışanlarımızı. Aynı zamanda marketlerde çalışanlar, eczanelerde çalışanlar ve şu anda hala görevi başında olan bizim sağlığımıza karşı durumlarda arkadaşlar ne yapmamız lazım? En azından alkışlayarak tepkimizi bu şekilde, şükranımızı bu şekilde göstermeliyiz. Dediğim gibi en azından buradan alkışlarımızı atalım. Bekliyorum hepinizden. Benim de kızardı. Ben de aynı şekilde çıktım. Yani o zaman Mustafa sen de buradan at. Dedikten sonra hazırsak bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Durucum, ben sana dün akşam da demiştim ki sen alkışla, sen değişiklik yap. Belki insanlar senin sayende farkına varacaklar. Belki hepsi korkuyorlar, cesaret edemiyorlar, rezil oluruz diye. Ki demin ben tek başıma başladım. Sonra baktım insanlar beni alkışlıyorlar. Ben alkışlıyorum, onlar da katıldılar bana. Dolayısıyla hiç şey yapmanıza gerek yok. Bu bir şükran gösterisi arkadaşlar. İyi niyet. Dolayısıyla devam ediyoruz. Hazırsak. İşte 8. sorumuz. 2000 puan değerinde. In the mornings I have a shower, blah blah blah, and then I have breakfast.
Go to school, go to bed, get dressed, have lunch. Tebrik ederim Alper'cim seni. Elif'cim işte annenin kuzenine karşı da hepimizin bir şükran göstergesiydi. Alkışladığımız. Aras'cım dikkatli olun Allah. Babana da sağlık, sıhhat versin. Son 25 saniyemiz. Çocuklar oyunu ben de devam ettirmeyi biliyordum ama aynı zamanda biraz da duyarlı olmamız gerekiyor biliyorsunuz. Onlar bizim için hayatlarını tehlikeye atarak yakınlarımız, sevdiklerimiz, tanıdıklarımız ya da vatandaşlarımızın sağlığını geri getirmeye çalışıyorlar. Bir alkış atmaktan, alkışlamaktan herhalde sıkılmayız diye düşünüyorum. Dedikten sonra 20 doğru cevabımız var. Get dressed is the complete correct answer. Yes, let's see. Number 1 is Turgay, number 2 is Durusha, number 3 is Anil, number 4 is Iqbal, number 5 is Ekin. Ve hemen 9. soruya geçiyoruz. The dance class starts at 6 p.m. Make sure you are blah 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 there. At work, on time, on holiday, come. Bravo sana. Bu arada videonun sonrasında videonun altındaki like butonuna da basarsanız sevinirim. Son 43 saniyenin içindeyiz. Yes, last 38 seconds and almost 35. The dance class starts at 6 p.m. Make sure you're blah 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 there. At work, on time, on holiday or come. Which one? Yes, 19 people have known the correct answer. The correct answer is on time. Let's see. Turgay is number 1. Durusha is number 2. Iqbal is number 3. Ekin is number 4. And Anil is number 5. Iqbal the best has a streak with 9 correct answers in a row. Arka arkaya 9 tane doğru cevabı var Iqbal'in. Ve Nikki'nin yanında ateşini yakmış. Tebrikler ve üçüncülüğe yükselmiş. Bu arada dördüncülüğe yükselen Ekin var. Onun da sonrasında Anıl var. Anılcım Tömer'den 11.738 puanla 5. sırada. Dedikten sonra işte 10. sorudayız. 2000 puan değerinde yine sıralamalar değiştirilebilir. Değişebilir. Who is that? Cevaba ne gelebilir? I haven't got a clue. Here you are. Yes, he is. You are welcome. Which one?
GG ne anlamına geliyor İbe? Güle güle mi? Güzelmiş. Bir de GTG var, o da gotta go demek, gitmek demek. Who is that? O kim o diye soruyor. Cevapta da I haven't got a clue. Here you are. Yes he is. You are welcome'dan birini koyuyoruz. Hemen hangi renk size doğru cevabın olduğunu gösteriyorsa tıklıyorsunuz. Yes, 12 people have known the correct answer. Who is that? Kim o? Birine karşı kapı çaldığında uzaktan birisi kapının yakınındaki birine karşı sorabiliyor bunu. Who is that? Eğer kapıya direkt soracaksanız who is it diye soruyorsunuz. Kim o? Kapıdaki kapının ses, gelen sese karşı. Ama burada uzakta birinin kapıya daha yakın olan birine sormasıyla kim o diye sormasıyla cevabı da I haven't got a clue, hiçbir fikrim yok demek. Here you are, buyurun demekti. Yes he is, evet odur. You are welcome, bir şey değil demekti. Dedikten sonra bakalım sıralamada durumlar nasıl. Birinci sırada Turgay var, ikinci sırada Duruşah var, üçüncü sırada İkbal var, dördüncü sırada Ekin var ve Elif tekrar geldi sıralamaya. Ekin... Elif 5. sırada. Elif tekrar sıralamaya girdi. Bu arada 18 sıra birden yükselen 7R'den Muzaffer var ve verdiği doğru cevapla 18 sıra birden yükseldiği için en yukarıya tırmanan oyuncu oldu. Tebrik ediyorum seni. You're the highest climber. That's because you climbed up 18 places up. Let's see question 11. There is no one in the house. And what about B? What does he say? It's a new house. It's on Apple Street. That's odd. You help yourselves. Acaba buraya ne gelecek? İbrahim fuzutlama dediği gibi arkadaşına. Son 30 saniyemiz. There is no one in the house. Evde kimse yok. Bakalım cevabı ne olacak. It's a new house. It's on Apple Street. That's odd. Help yourselves. Son 10 saniyenin içine giriyoruz. Evet, that's odd is the correct answer. It's a, evde kimse yok. O yeni bir ev demez bunu diyen kişiye karşı, B kişisi. It's on the Apple Street de diyemiyoruz. Evde kimse yok. Elma Caddesi'ndeymiş. That's odd, ilginç demek. Evde kimse yok, ilginç anlamına geliyor. Help yourselves, kafana göre takıl demek anlamına geliyor. Tabi bu selves dediği için çoğul olarak sizler kafanıza göre takılın anlamında, rahat olun anlamına geliyor. Dedikten sonra işte baktığımızda birinci sırada Turgay var. Turgay 11'de 11 yapmış. Doğru cevabıyla en yüksek puanı alan ve birinci sırada olan ve en yüksek arka arkaya cevap verme başarısını gösteren Turgay. Nikinin yanında da ateşi yanıyor zaten. Tebrik ediyorum Turgay'cığım seni çifte olarak.
Duruşah 2. sırada, Ekin 3. sırada, İkbal 4. sırada ve Elif 5H'den Elif Öztürk 5. sırada. Tebrikler. Ekin 3.'lüğe yükselmiş. Ekin'cim seni de tebrik ediyorum ve işte 12. sorudayız. Where is everyone? What is the answer? They are 10 years old. Yes, he is. They are at school. It is on Pine Street. Pine'ı gündüzki koşaktan biliyorsunuz çam ağacı demekti. Ya da çam diye de diyebiliriz. Bazen çocuklar doğruyu tıkladığınızı zannediyorsunuz ama parmağınızın kenarından bile olsa başka yere dokunduğu takdirde ki sen görmeden saniyesi olarak dokunsa da o sen dokunma anının saniyesi öncesinde öbür tarafa dokunduğun için bilgisayarın algılaması o şekilde oluyor. Algoritmaları o şekilde dizayn edilmiş tamamıyla yüksek hassasiyette. Bazen de tıklamada yanlış olabiliyor. O yüzden tam yazının üstüne tıklayacak şekilde yapın ve parmağınızı işaret parmağıyla tıklayın. Riske almayın. İbrahim'cim, İbrahim, lütfen. Cevapları buradan yazmıyoruz. Son kez uyarıyorum. Hepinizi son kez uyarıyorum. Aksi takdirde bir daha chat açmayacağım. Dedikten sonra burada birbirinizle kontağınız da kopmasın diye chat'i açık tutuyorum. Ve aynı zamanda da seyrediyorum sizlerin yazdıklarınızı. Dolayısıyla İbrahim lütfen cevapları yazma oğlum. Okey. Turgay 1. Duruşah 2. Ekin 3. Elif 4. ve İkbal 5. sırada. Bu arada Kevser 4 sıra birden yükselmiş, verdiği doğru cevapla en yükseğe tırmanan oyuncu olmuş. Tebrik ediyorum Kevser'cim dedikten sonra bakıyoruz. İşte 13. sorudayız. Jack and John are brothers. Bla 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 are twin brothers. They, we, you, he. Çocuklar sizlere değer verdiğim ve sizleri sevdiğim için chat'i de açtım. Ama lütfen. Lütfen chat'ten flute ve cevapları yazmayın. Arkadaşımız doğru cevap vermiş. They are twin brothers is the correct answer, the red button. So let's see the scoreboard. Turgay is number 1, Duruşah is number 2, Ekin is number 3, Elif is number 4 and Pro is number 5. By the way, Anıl Tömer Sabah is making a comeback with 3 in a row. Congratulations that you started your fire next to your nickname. Here is the 14th question. The bus stop is blah 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 the cinema. In the cinema. On the cinema, in front of the cinema, or under the cinema. Which one?
Yes, the bus stop is blah 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 the cinema. In, on, in front of, under. Which one? Yes, 17 people have known the correct answer. The correct answer is in front of the cinema. In front of önünde demekti. In içinde, on üstünde, under altında, in front of önünde. Sinemanın bu içi, üstü ya da altında olamayacağına göre otobüs durağı tabii ki in front of önünde olacaktı. Bakalım sıralamada bir değişiklik var mı? Birinci sırada Turgay var. İkinci sırada Duruşah var, üçüncü sırada Ekin var, dördüncü sırada Elif var, beşinci sırada Osman Can var dedikten sonra bakıyoruz. Dünyanın her yerinden kavuta girebiliyorsunuz. YouTube kanalına da girebiliyorsunuz. Can a bird blah blah blah? Yes it can. Swim, ride, dance, fly. Which one? Muzaffer biraz daha hızlı cevap ver oğlum. Teşekkür ediyorum hepinize. Sizlerin chatlerini okuyorum. Gereksiz harf kütlelerine izin vermiyorum. Çünkü orada bana yayınlansın mı yayınlanmasın mı diyor. Evet, 26 arkadaşımız doğru cevap verdi. Baktığımızda Turgay yine birinci. İkinci sırada Duruşah var, üçüncü sırada Ekin var, dördüncü sırada Elif var ve beşinci sırada Osman Can var. Bu arada Avdar'cığım verdiği 3 doğru cevapla son 3 soruda doğru cevaplarıyla Nikki'nin yanında yine ateşini yakmayı başarmış. Tebrik ediyorum kızım seni de. Ve baktığımızda birinci ile beşinci arasında 3000 puan var. Birkaç tane 2000'lik sorular var. Hızlı gelirse birinci olma şansı çok yüksek. 16 işte 2000 puanlık bir soru. 16. sorudayız. There are blah 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 pillows on my bed. I don't like hard ones. What will come to the gap? Cozy, hard, soft, new. Bakın buradaki ipucu. İlk cümlede boşluk var. İkinci cümle ipucu. Ona göre cevaplıyorsunuz. There are blah 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 pillows on my bed. I don't like hard ones. Which one? Cesar'cığım niye dislike? Dislike atanı bulduk. Ama yeni jenerasyon çabuk tükettiği için her şeyi, emekmiş, şeymiş önemli değil. Boşluğa ne gelecek? Cozy mi, hard mı, soft mu yoksa new mu? Flut yapmayalım gençler. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Buradan cevap direkt yazıyorum. Dört arkadaşımız doğru cevap verdi. 14 players have known the correct answer. The answer will be solved. And let's see. Number one is Turgay. Number two is Duruşa. Number three is Ekin. Number four is Elif. Number five is Pro. And Ece is the highest climber. And she climbed up seven places with the answer she gave. And she is the highest climber at the end of this question. Let's see the next question. Question number 17. Put them in the right order. Puzzle yapıyoruz yine. Sırasıyla tıklıyoruz arkadaşlar. Hemen cümlede hangi renkten itibaren yazılması gerekiyorsa tıklıyorsunuz ve sıraya koyup o şekilde tıkladıktan sonra cevabınızı vermiş oluyorsunuz. Hemen hızlı şekilde. Evet, yarın 45 soruluk bir Brawl Stars maratonuna başlayacağım. Saat 2.30 ile 3 arası başlayacak. Artık kaça kadar devam ederse. Yapacağım dedim ya, 45 soruluk bir Brawl Stars yarışmamız olacak. Ama erkenden kaçan olursa bu sefer bozuşuruz yani. I am climbing up the tree right now. Arkadaşlar bu gece saat 1.30-2 gibi bir tane daha yapacağım. Türkiye saatiyle, çünkü başka ülkelerden okulların çocukları da evlerde oldukları için onların saatleri uymuyormuş. Bakalım nasıl olacak. Bir denemelik 5 soruluk bir gece 1.30-2 gibi yarışma yapacağım. Şu an için yapmayacağım. Ama bizim normal saatlerimiz zaten 3 ile 8. Öğleden sonra 3, akşam 8 gibi 2 tane kavutumuz var beraber yaptığımız. Bakalım sıralamaya. Birinci sırada Turgay var, ikinci sırada Duruşah var, üçüncü sırada Ekin var, dördüncü sırada Elif var, beşinci sırada Osman Can var dedikten sonra Ece verdiği 3 soruyla, doğru cevapla Nikinin yanında yine ateşini yakmayı başarmış, tebrik ediyorum dedikten sonra işte ucu açık bir soru. I sell fruit and vegetables. Cevabı nedir arkadaşlar? Bu mesleğin cevabı nedir? I sell fruit and vegetables. Type your answer. Kısa cevap veriyorsunuz. Bu arada kesme işareti S ile yazarsak bu dükkanı anlamına geliyor. Onu yazmıyorsunuz. Sadece mesleği yazıyorsunuz. Yarın 45 sorumuz olan bir Brawl Stars var öğleden sonra. Çünkü şöyle düşündüm, zaten bütün gün hepiniz EBA TV'de ders izlediğiniz için biraz kafanızı dağıtmak adına. Birbirimize karşı güzel konuşalım çocuklar. Hepinizi seviyorum. Şu an hepimiz zaten evlerde durumdayız. Hiçbir yere çıkamıyoruz. Birbirimizin kalbini kırmayalım.
herhangi birimize herhangi bir şey olursa ki Allah göstermesin, eminim hepimiz burada çok üzülürüz. Birbirinizin kalbini kırmayın. Birbirinize güzel konuşun. Eva TV'den. Evet. Greengrocer is the correct answer. Şu normalde çocuklar ayrı da yazılmıyor da ben ayrı yazanlarındakini de kabul ettim. Grocers diye söylersek S takısıyla beraber kesme işareti apostrof S diye koyarsak greengrocery shop anlamına geliyor. Onu istemiyorum. Ben mesleği istiyorum. Dolayısıyla I'm a greengrocer diyoruz. Okay. Yes. Number 1 Turgay, number 2 Duruşa, number 3 Ekin, number 4 Elif, number 5 Osmancan. By the way, 4 players lost their answer strike of 3. And let's see. Question number 19. 2000 points. Blah, blah, blah. Does your father work? And the B person says in a factory. When, where, what, who? Which one? Gece saat 1.30'da yapacağım biraz sonra, yani gecenin ilerleyen saatlerinde bir deneme yarışması yapacağım. O saatte bakalım kimler katılacak. Kısa bir sürede bir yarışma olacak. Ama bizim Türkiye için kahut vakti öğleden sonra 3, akşam 8-10 arası. Yes, last 30 seconds. Bu gecekine dediğim gibi hiç konuyla alakasız zor da olabilir. Yani sizler sallamasyon olarak yaparsanız öyle cevap verebilirsiniz. Bildiklerinizi yaparsınız. Bakalım, katılmak isteyen katılabilir tabii ki canım. Siz katılmayacağınız diye bir olay yok yani. Sadece deneme amaçlı 1.30-2 gibi gece. Sizin o saatlerde uyuyor olmanız gerekiyor bu arada. Birinci sıraya çıktı Duruşa, 30.000 puana. İkinci sırada Turgay var, 30.000 puana, yani 30.000'in üstünde. Üçüncü sırada Ekin var, dördüncü sırada Elif var, beşinci sırada Pro var. Bu arada Ali Eren 5B'den verdiği doğru cevapla, son 3 soruya verdiği doğru cevaplarla Nikki'nin yanına ateşini yakmayı başarmış. Tebrik ediyorum seni oğlum ve işte 20. sorudayız. Yine bir 2.000 puanlık soruda. I like what? Look at the picture carefully. İşte senin uyuman lazım. Sizlere yapmıyorum ki onu. Bakalım o saatte kimler şey yapacak. Çünkü ben YouTube Analytics'ten baktığımda 1.30'da sabah 9 arasında çok miktarda yurt dışından izleyenler var. Amerika'dan, İngiltere'den, İsveç'ten, Hollanda ve Kanada'da. Bakalım o zaman nasıl olacak? Hazal, hayal dünyanda yaşıyorsun bakalım. I like dancing. I like dancing. I like danced. I like is dancing. Hazal, arabayla mı dönüyorsunuz kızım?
Tabii buyur. 15 saniyemiz var. Sürenin bitmesine. Gece yapacağım yarışmanın konusu serbest konu. Oyun da olabilir. Aa, oyunlardan olabilir. Doğru, mantıklı. 18 arkadaşımız doğru cevabı verdi. Tebrik ediyorum sizleri. Ve bakalım sıralamada bir değişme var mı? Birinci sırada Duruşah var. İkinci sırada Turgay var. Üçüncü sırada Ekin var. Dördüncü sırada Elif var. Ve beşinci sırada Pro var. Tebrik ediyorum Osmancan seni de, diğer arkadaşlarını da. Ayrıca Selim verdiği doğru cevapla 4 basamak birden yükselmiş ve bu soru sonundaki en yükseğe tırmanan oyuncu olmuş. Tebrik ediyorum seni ve işte 21. sorudayız. She bla 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 volleyball every Saturday. Plays, playing, play, play. İpuçlarını iyi görün. Pay attention to the clues. She blah 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 volleyball every Saturday. Yes, the correct answer is plays. Every Saturday is a hint for this question. That is because of every Saturday, it must be simple present tense and the answer will be plays. Arkadaşlar, her cumartesi dediğine göre geniş zamanda tekrar edilen olayları anlattığımızı düşünürsek doğru cevabımız plays oluyor. Kırmızı butonu 16 arkadaşımız doğru şekilde tıklamış. Diğer arkadaşlarımız maalesef dedikten sonra Duruşah 1. sırada, Turgay 2. sırada, Ekin 3. sırada, Elif 4. sırada ve Pro yani Osmancan 5. sırada dedikten sonra İrem Nur son 3 soruya doğru cevap vererek Nikin'in yanında ateşini yakmayı başarmış. Tebrikler kızım dedikten sonraki sorumuz, there are 5 blah 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 on the kitchen table. What? Knives, nips, knifeses, knives. Which one? Bunun kuralını unutmuyorsunuz değil mi? Tabii ki sorabilirsin İrem. Aynen öyle. TRT EBA'dan olacak. TRT EBA ile ilgili kanal frekanslarına,
kanalın topluluk bölümünde ben yayınladım. Oralardan girip bakabilirsiniz. Bütün dijital platform, TV platformlarında yayında olacak EBA TV. Sınıflara göre ayrılmış durumda. İlkokul, ortaokul, lise şeklinde. Ama sizlere bir tavsiyem var. Diyor ki, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk diyor ki, ilk günlerde salı gününe kadar televizyondan izleyin. İnternetteki EBA sayfasının şeyinden ziyade salı gününden sonra onunla izlerseniz daha mantıklı olur diyor. Dedikten sonra bu arada doğru cevabımız knives. Neden? Çünkü cins isim olan bıçağın normal yalın hali K-N-I-F-E şeklinde yazılıyor. Sonu F-E ile bitenleri ne yapıyorduk? F-E'yi atıyorduk. Ves koyuyorduk. Knives şeklinde oluyordu ki o da D şıkkında, yani yeşil butonda mevcut. Bu arada öndeki K harfi okunmuyor. Knife diye okunmuyor. Knife diye okunuyor. Sessiz K. Haberiniz olsun dedikten sonra işte scoreboardumuz. Duruşa 36.234 puanla birinci sırada. Turgay 36.163 puanla ikinci sırada. Ekin 34.873 puanla üçüncü sırada. Elif 34.717 puanla dördüncü sırada. Osmancan 33.960 puanla beşinci sırada. Bu arada Turgay 22'de 22 yapmış. Güzel çalışmış. Teşekkürler herkesin adına. Kendi adıma da soruları çalışan öğrencilere her zaman için teşekkür ediyoruz. İngilizceden ayrılmıyorsunuz. Bla 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 got a CD player. Bu bir soru. Kim has got a CD player? Kim have got a CD player? Has Kim got a CD player? Or have Kim got a CD player? Which one? Kaç ders olduğunu bilmiyorum çocuklar. Nick'in bu arada hiç hoş değil. TK Expert. İngilizce konuşacağım, evet. Tamamıyla İngilizce. Bir de değil bu arada. 1.5-2 gibi. 2.5 olur. Bilmiyorum o anda nasıl olursa. Duruşah birinci sırada 37.687 puanda. İkinci sırada Turgay var. Üçüncü sırada Ekin var. Dördüncü sırada Elif var. Beşinci sırada Osman Can var. Bu arada oyun linklerinize bakıyorum da hoş olmayan linkler var. Yaşınıza istinaden. Çocuklar hiç sizlere yakışmayan linkler. Bence o nickleri bir an önce daha barışçıl, ülkede zaten, dünya üzerinde zaten bir sürü problematik insan varken siz de nicklerinizle onlara destek vermeyin dedikten sonra baktım ki Tuana 3 basamak birden yükselmiş verdiği doğru cevapla ve bu sorunun sonundaki en yükseğe tırmanan oyuncu olmuş. Tebrikler kızım ve işte 24. sorudayız. What's your blah 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 name? Brothers, brothers, brotherses, brothers. Which one? Ben günde 5 saat falan uyuyorum çocuklar. Sizin yaşınızdayken 9-10 saate varıyordu canım.
O zamanlar internette yoktu ya. Kim küfür söyledi? İkbalcığım kendine gel. Ne yaptı İbrahim? Selim. Video block mı diye yazdı. İbrahim'cim yanlış anlaşılabilir o yazdığım video book diye galiba şey yapacaktın. Sil o mesajı ki arkadaşlarına iyi örnek olasın. Uyumaman kötü ama senin yaşındaki birisinin yani 25-30 yaşına kadar hatta 30-35 yaşından sonra daha az uyumanız okey de hiç uyumamak hiç hoş değil. Sizler büyüme çağında olduğunuz için bu şekilde davranmayın. Teşekkürler Selim'cim. Bakıyoruz şimdi Duruşah 39.155 puanda, Turgay 39.102 puanda, Ekin verdiği 24'te 20'de. Ekin'cim ah Ekin'cim biraz daha hızlı tıklasan aslında daha yukarılara çıkacaksın ama bağlantın sanırım seni yavaşlatıyor. Daha hızlı tıklaman gerekiyor. Elif 4. sırada, Osmancan 5. sırada. Ekin'in 24'te 24'lük bir ateş yakma olayı var ve şu anda en yüksekte olan kişiymiş. Arka arkaya 24 cevapla. Gelsin mi 25. soru? Gelsin. Sıralamaya diziyoruz. 2000 puan değerinde hızlı sıralayan kazanıyor. Baktığımızda put them in order. This is a sentence. Bu cümleyi sıraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Çocuklar şu anda biliyorsunuz pandemik bir durum var. Dünya üzerindeki bir salgın. Koronavirüs. Dolayısıyla birbirimize karşı kırıcı olmayalım. Birbirimizi sevelim. Hijyen kurallarına uyalım. Ve mutlu mesut yaşamaya devam edelim. Bence. Dünyayı sevgi kurtaracak değil mi? İşimizi sevmeliyiz, okulumuzu sevmeliyiz, ailemizi sevmeliyiz, arkadaşlarımızı sevmeliyiz. Tanıdıklarımızı, hayvanları, bitkileri, çiçekleri hepsini sevmeliyiz arkadaşlar. Ülkemizi çok sevmeliyiz, değil mi? Yes, the correct order is she is singing a great song. Let's see. Birinci sırada Duruşah var, ikinci sırada Turgay var, üçüncü sırada Elif var, dördüncü sırada Ekin var ve beşinci sırada tabii ki Osman Can var. Bu arada 5B'den Murat verdiği 3 doğru cevapla Nikki'nin yanında ateşini yakmayı başarmış ve puanlı sorularımız sona erdi. Şimdi son sorumuz. Is your favorite quiz show Kahoot on Muratika? Sevdiğiniz quiz yarışması Kahoot Muratika'da mı sizce diyor. Muratika'daki Kahoot quiz yarışması şovu sevdiğiniz bir şey mi diyor. Efendim İrem'cim, mesajlarınızı buradan direkt hocam dedikten sonra yazın çocuklar. Oradan görüyorum zaten. Sizlerin chatte yazışmalarınızı hepinizin okuyorum. Muzaffer.
Hayır diyen bir kişimiz varmış. Eyvallah diyorum oğlum ya da kızım sana da. Dedikten sonra işte podyumdayız. Üçüncü sırada Elif var. Tebrikler Elifçim. 26'da 25 yapmış. İkinci sırada Turgay var. 26'da 26 yapmış. Ve birinci sırada Duruşah var. Dördüncü sırada Ekin. Beşinci sırada Osman Can var. Şimdi bir kere daha izleyeceğiz podyumu ve sonra birbirimize vedalaşma vaktinin geldiğini söyleyip ayrılacağız. Kırk bin 34 puan almış Elif. 41.416 almış Turgay. 41.447 ile birinci olmuş Duruşa. Dördüncü sırada Ekin var ve beşinci sırada Osman Can beşinciliği almış. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Benimle görüşmediğiniz, yarışmayı yapmadığımız sürelerde hijyenimize çok iyi bakıyoruz. Ellerimizi bol suyla sabunla yıkıyoruz. Elimizi, ağzımız, burnumuz ve gözlerimize dokundurmuyoruz. Kişisel eşyalarımız olan havlu ve benzeri şeyleri başkalarıyla paylaşmıyoruz. Eve ayakkabıyla girmiyoruz. Ayakkabılarımızı dışarıda bırakıyoruz. Sonrasında eğer mümkünse altına sabun, çamaşır sulu bir bezin üstüne bastırdıktan sonra balkonda tutuyoruz ayakkabılarımızı. Eşyalarımızı 2 saat dışarıda bekletmemiz gerekiyor. Virüsel etkinin azalması için. Dedikten sonra çok iyi bakın kendinize. Yarın yine öğleden sonra Kahoot'ta karşılaşacağız. Birlikte olacağız. Yine yarın 45 soruluk bir Roblox Brawl Stars turnuvası yapacağım. Bakalım Brawl Stars'tan bir kurtulalım bu şekilde. Kaç kişi katılacak? Kaç kişi dayanacak? Herkes öyle mi olacak? Merak ediyoruz en ince ayrıntısına kadar. Haberiniz olsun. Dedikten sonra bir de İngilizce vedalaşalım, sonra da ayrılalım. Take very good care of yourself. Don't forget to wash your hands with lots of water and soap. Don't touch your mouth, nose or eyes with your hands. And whenever you go out, pay attention to keep your shoes out of the house or use some hydrochloric cleaning liquid and then keep them in the on the balcony or in a plastic bag. Don't touch your mouth, nose or eyes with your hands and keep safe and don't use your personal belongings with the others. Take very good care of yourself and bye now. İyi akşamlar.